Merhaba Webtekno takipçileri. Efe'cim sen de kamera arkasından bir selam çak. Merhabalar. Bu videomuzda İzmir Bilişim ofisini dolaşacağız arkadaşlar ve en yüksek miktarda en pahalı cihazı kullanan kim onu araştıracağız. Bunun için de isterse PlayStation olur, isterse kullandığı bilgisayar olur, teknolojik herhangi bir alet fark etmez. Şimdi editörlerin odasından hızlıca başlayalım. Evet, Eser'deyiz ilk başta arkadaşlar. Eser'cim, İzmo Bilişim bünyesi altında kullandığın en pahalı teknolojik cihaz nedir? Sorumuz bu. Mac Pro 13 inç MacBook Retina Pro ekran. Yeni geldi zaten sana. Yeni geldim kardeşim ona. Olsun. Eyvallah. Fiyat nedir? Fiyatı 4000 lira kardeşim. 4000 lira yani. 4000 lira. Uyguna gelmiş. Yani uyguna geldi. Biraz daha normal fiyatına göre biraz daha iyi. O zaman biz dolaşıyoruz abi. Tamamdır dostum. En baboş fiyat kimdi onu öğreniriz bakalım. Aynen tamam. Sen ne uygunuzun? Kullandığım laptop şu an pahalı. Ne kadar bir laptop? Yani internetteki fiyatı 3800. 3000 çok şeymiş ya. Çok fakir işi vallahi. Mutlaka indirime girdiğinde falan bir 3400'e 3300'e yani mutlaka bulunur ama yani ortalama bile, fiyatları... Laptop 3... için pahalı bir rakam. Tabii laptop için pahalı. Bilgisayarım var herhalde. Ne kadar almıştın? 3200 almıştım. 3200. Aynen tamamdır. En pahalı bu telefon falan değil. Yani telefon Nexus 5 onu alalı çok oldu. Artık piyasada yok zaten. Aynen. Çok pahalı değilmişsin. Tamamdır abi teşekkür ederiz. Bilgisayar. Bu mu? Telefon değil mi? Telefon değil. Aslında tamam. Telefon daha pahalı olabilir ama bilgisayar değildir. Ne kadar pahalı fiyatı? Valla 1000 liraya geçtir. 1000-1500 arası bir şeydir. Benim bildiğim dur bakayım. Bu 1500. O kadar da ucuz değildir. 1600 lira civarında ben de biliyorum. İşte bunlar link gelenlerden aldım. O zaman sen listenin sonlarına doğru. Ben listenin sonuna koyabilirsiniz. Maalesef. Çok güzel bir şey yok. O zaman kolay. Haydi görüşürüz. Şimdi patronun odasına gireceğiz. Bir de ona soralım bakalım kullandığı en pahalı teknolojik cihaz nedir? Gel abi. Merhaba. Evet, gün geçiyor ki elinde kamerayla yine bir tüy Efe odaya dalmasın. Bugün ama kameraman Efe fark ettiysen. Evet, bak evet. Nasıl tutuyor mikrofonu. Ofiste kullandığım en pahalı cihaz. Şöyle hemen bir bakıyorum. Biliyorsunuz dün çok büyük bir ikramiye çekişi vardı. Herkes oynattık. Evet. 80 kolon oynadık ve sadece 8 tane 3 çıktı. Aynen. Yani kısaca içimizde patladı. Neredeyse. Evet, sanırım MacBook Pro evet, diyebilirim yani. Herhalde. Fiyat? MacBook Pro 16 GB RAM var. i7, 2.7 GB olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 512 SSD var. Valla 7508 bin lira civarı. 512 SSD zaten bir bayağı bir parçası. Tam da hatırlamıyorum yani 8 bin lira fazla da olabilir ama... ortalama 8 bin ortalama 8 bin lira diyebiliriz. Yani bu çok daha ucuz kalıyor yanında. iPad Pro mu var? iPad Pro. Yine bilgisayarda yetişemiyor ama... Pro yetişemiyor. Yarışır. Bir de manevi olarak bence değerli bunu da gösterebiliriz. Sadece maddi açıdan bakmazsak... Hiçbir paranın belki de karşılayamayacağı. Evet. Bakıp mutlu olduğum ödüllerimiz var. Hepsi de Webtekno ödülü bu arada. Bir de şöyle bir çöplük var istersen oraya girecek. Zamanında aldığımız veya yeni senelere geciktirdikleri. Artık herkes nelerse MacBook üzerine çalışma isteği var. Onlar artık ne yapacağız bilmiyorum. Orada çalışıyor. Artık hediye falan da verebiliriz bu arada. Yorumlara yaz. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum ama orada duruyorlar zaten. PlayStation var. Burada akşamları mesaiden sonra çok fazla ses oynuyoruz. İktidarda. Akıllı stüdyo burada duruyor. Burası depo oldu zaten bu arada. Ben neden bilmiyorum yani. Bunu hediye vereceğiz diye bu arada hepsini topladık ama akıllı yüzük orada, akıllı stüdyo orada, projeksiyon orada. Tamam, o zaman. Fillerimi çektik, fillerim. Onları her gittiğim yere götürüyorum. Ofisime ilk alan... Ne oldu? İlk yer, ofisi ilk yer hediye ediyor. Ve onların olayı şu, fillerin burnuna kapıya bakacak. Baktığımda uğurlu geliyordu hep dediler ki sanırım böyle oldu. Dördüncü ofis hala hep odamda ve hep kapıya bakarlar. Aynen. Garip bir artık uğurum dersin abi, totem bir dersin. Öyle. Tamam, o zaman siz yazılımcıların yanında kalın. Bir de onlardan dinleyin. Hepsi MacBook diyecek bir tane de. Genel olarak öyle. Aynen. Evet, ben de merak ediyorum. Dağılın. Evet, bir sorumuz var. Evet. Soru şu, ofiste kullandığın en pahalı cihaz nedir? Normal. Normal olarak. Fiyat? Fiyat 4. 4000 TL. Evet. Bu biraz daha pahalıydı galiba da biraz ucuza getirdik. Ortalama öyle söyleyeyim. 4000 falan. Şu an daha pahalı olabilir. En pahalı cihaz şimdi Mac. Yani burada 3-4-5 bir fiyatı var. 3-4-5 Sürekli değişiyor Apple. 345 bin. Apple zam yaptı en son zaten. Evet. Zaten dolar da coştuğu için. Aynen yani. Normal. Aldığımda 3'tü şu an 5 yani. O zaman 5 mi yazalım, 3 mü yazalım? 4. 4 yazalım, ortasını yazalım. Tamam. Ama sen de izin. Bende de aynı şekilde Mac. Bu 4700'dü galiba en son baktığımda. Evet. İşte bir de burada bu var, bu paha biçilemez.
Oo, o kaç para? Bu işte paha biçemedim ben adamına. Nedir abi? Bir 5-6'sı var valla işte. Ama birçok telefonda büyük... olmayan bir özellik var. Aynen şu mesela. Günümüzün birçok telefonunda bu yok. Aynen. Yani. Yo, var bence birçok telefonlarda. Abi arkada var ya, burada yok. Ha, oradaki o, önemli. O aynen. Bu daha kullanış. İyi bakalım. Evet. Siz topunu ne yapmışsınız? Valla ayak topu olar. Sadece soruyu duydum. Soruyu duydum. Cevabı aynı. Cevabı tabii ki aynı. Mac. Aynı değil. iMac seninki. Dur bir döver. Döver. Bir döver olur. O zaman bize fiyat vermiş. Çok güzel. 3-4-5. Bence senin asker saatin daha pahalı. Yok canım. Orijinal olmasına rağmen böyle bir şeyler yapmazsak sevinirim. Orijinal olmasına rağmen fiyatı gayet iyi. Bu arkadaş da 3,5-4 arası falan bir fiyata sahip. Tamam. Bunu sana 2 sene önce mi gelmişti? Yaklaşık. 1,5 sene önce falan gelmişti. Gibi. Okey brother. Hadi bakalım. O zaman Ömer sen de ister. Evet. Ömer cevabı. Benim cevabım da aynı ya. Biliyorsun. Belki. Fiyat verebilir misiniz abi? Fiyat 4. 4 yani 4 civarında. Tüm ekler sağlı. 4 bin lira. Yani. Hepsi aynı şey olduğu için. Özelliklerde. Aynı özelliklerde bunun için. Üretimler için. Var mı başka söylemek istediğim şey? Yok abi. O zaman devam edelim. Tamam abi. Sen de mi vereceksin abi bize? Yok benim Mac'im fakir Mac'i ya. Geçti Mac'lerde. Pahalı bir şey. Araba var, BMW var bende. Doğru. Seviye çok yükselmiş. Bahçeye sokuyorum, koyuyorum. Ofiste kullanıyorum bunu. Bahçede onunla geziyorum. O var. Kaç yazalım bunu? Mac buna 3 yazayım. 3 fakir Mac. 3 yazalım. Sen Mac. Mac. Mac'den pahalı telefonu yeter. Peki sen de fiyat verebilirsin. Vallahi abi 4 4 sen mi 4 diyorsun? Daha öyle bir şeydir herhalde, hatırlamıyorum ya. 4 bin abi. Daha 4 oynuyordu bir şeyler ama şu an kimse hatırlamıyordur aldık dedim abi. Saçma. Yok abi eyvallah. Öyle bir şey aslında. 5 lira abi. 5 lira. 5 lira. Kolay gelsin. Eyvallah abi, kolay gelsin. Evet şimdi Levent abi yanına geçelim. Come on man. En pahalı cihaz bilgisayar, MacBook. Onlarda bir Hobo var. Hobo. Evet, ofiste senin demin başına astım yani. Aynen, en çok ben kullanıyorum Hobo'yu. Bütün fiyatı ne kadar? 3200-3300 civarında bir şey. Uygun mu şimdi? Çok da pahalı. Evet, uygun. Hobo yani ne? MacBook Air olduğu için. Hobo'da 2500 lira. 2500 lira. Hmm, kapışırlar. Heh, kapışırlar. Araştırmaya pek girmenize gerek yok yani. Evet. İbrahim dedim pahalı bilgisayar, 12. Yani Murat BMW'nin anahtarını koydum yani. Ofis içinde kullanılmış oldum burada ya, o adam uçmuş ya. Ben de benim örgüt beyim o zaman da. İbrahim'in Mac şu an birinci mi diye bakalım. Yani biz aşağıya geçen olmaz. Stüdyoya ineceğiz bakalım. Hayır, kolay. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi stüdyomuza indik. Burada bakalım Efe'cim, senin yani en pahalı cihaz hangisi burada kullandı? Yani burada tabii ki de... Yani daradaran kasavlar. Aynen, yanlış hatırlamıyorsam 8000 liraya almıştık bunu. Ben de 7000 lira diye hatırlıyorum. Toplamıştık. Bence biz ortalamasını yazalım 7500 lira. 7500 o zaman. Şu an sen ikincisin kardeşim. Aynen 7500. Tamam. Ben kendi cihazımı da göstereceğim. Benim cihaz bu arkadaşlar. i7 işlemcili Samsung bir adet laptop. 2000 liraya almıştık galiba. Burada benim bilgisayarda böyle çok aşırı işim olmadığı için dediğim gibi sadece işte bir şeyler çekeceğimiz zaman araştırıyorum. O sebeptendir ki böyle çok uçuk bir bilgisayara, deli gibi bir bilgisayara ihtiyacım yok. Bu şu an benim işimi gayet net görüyor. Mustafa, ofiste kullandığın en pahalı cihaz, en pahalı ürün nedir abi? Bilgisayar olur, herhangi bir şey olur. Abi kullandığım en yüksek fiyat program. Yani cihaz değil, program mı diyorsun? Program sen? Diyorum abi. Aynen. Şu an Adobe'nin ürünlerini kullanıyorum. Evet. Toplam 10 milyar. Toplam 10 bin TL. Aynen. Abi şimdi tebrik ediyorum. Ofiste en pahalı ürünü sen kullanıyorsun şu an. Allah'ım verdi. Ama seninkileri yapacak bir şey yok. Burada mecburen lisanslı kullanmamız lazım. Sağ ol. Beni de çok güzel bir yerde durdurmuş. Evet arkadaşlar, böylece İzmo Bilişim ekibinde kimin ne kadarlık cihazlar kullandığını, ne kadarlık programlar kullandığını da görmüş olduk. Ne diyelim, merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka alt tarafa ofiste alakalı sorular özellikle yorum olarak atabilirsiniz, bu video için söylüyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Eyvallah. Eyvallah millet. Millet, yan tarafta bulunan bağlantıya tıklayarak akıllı ayakla videomuza ulaşabilirsiniz.